Bu kadın Şankar'ın çömleği yapmasına izin vermeyecek. Ama ben ona mutlaka bir tane yaptıracağım. Alo? Evet Peder Bey. İyi günler. Evet evet bütün çömlekleri hazırladık ve kuruttuk. Oldu. İçine düşme sakın. Koş anne. Baksana. Ben bu çömleği ondan yardım alarak yaptım. Seni ahmak. Asıl ben yardım ettim. Şimdi de senin bana yardım etmen gerekiyor. Ederim tabii. Söylesene. Sen şimdi Bihan'la Tapkin'in çömleğini kıracaksın. Doğrusu bana sorarsan dua töreninde sadece senin ve Bihan'ın çömleği olmalı. Bihan'la Tapkin'in yaptığı değil. Ama... Bak aması maması yok. Eğer onların çömleğini kırarsan senin çömleğin kullanılır. Bir şey soracağım. Sen kocanı istiyor musun istemiyor musun? Evet mi? O zaman ne diyorsam öyle yap. Yoksa söyleyeyim, Tapki Bihan'ın eşi olarak kalır. Sense hizmetçi olursun. Çömleği evin içinde kurutamazmışız. Bir de mabede gitmemiz gerekecek. Ha? Ne bakıyorsun öyle ki? Gel, çömleklerimizi yapalım. Bu çömleği evli çiftler yapıyormuş. Ben senin kocanım. Sen de benim eşimsin. Gel hadi. Çömleği yapalım ki dua töreninde kullanabilelim. John yeni bir böbreğe sahip olduğu zaman bizim dualarımız da kabul olmuş olacak.
Onu ben doğurdum. Annesiyim ben onun. Gözlerimin önünde öldüğünü görmeye dayanamam. Kendimi nasıl hissediyorum biliyor musun? Ben dünyanın en şanssız annesiyim. Hatta en şanssız eşiyim. Çünkü insanların önünde ne oğluma oğlum diyebiliyorum ne de eşime eşim diyebiliyorum. John bana herkesin içinde anne dediği zaman ancak derin bir nefes alabileceğim ben. Bütün çömlekler kurudu. Ben Koshi teyzeyi mabede gitmek için çağırayım. Her şey düzelecek Koshi. Sen merak etme. Bak, şu ana kadar her şey istediğimiz gibi oldu. Ben Bihan'ın babasına vurup suçu Vasundhara Pandey'e atmıştım. Herkes bunu bir kaza zannetmişti. Aynı şekilde Bihan'ın böbreğini John'a nakledeceğiz. Merak etme sen, her şey yoluna girecek. Hepsini anlıyorum. Ama kendime hakim olamıyorum artık. Ah Tanrım, içim paramparça oluyor. John'un yerine bana Bihan anne diyor. Ne zaman bunu duysam aklıma babası geliyor. Beni ne biçim döverdi o. Üstelik bana bir hayvan gibi muamele ederdi. Ama seni seviyorum, öyle değil mi? Bu yüzden seninle evlendim ya. Kararımı vermiştim. Ölene kadar oğlunu bir daha görmeyecektim asla. Ama ne kadar bahtsız biriyim. Yine onu görmek zorunda kaldım. John'un hayatını kurtarmak için onu bulmam gerekti. Her şey düzelecek Koshi. Endişelenme. Bihan'ın böbreği John'un bedenine bir nakledilsin. Her şey yoluna girecek. Hadi hem kendimiz için hem de John'un sağlığı için çömleği yapalım. Sen ne yapıyorsun burada? Sen dışarıda çömleğine bakacaktın ama. Teyze ben sizi çağırmaya geldim. Tören için aşağı inmeliyiz. Tamam, tamam ineriz. Sen git ben geliyorum, tamam mı? Tamam. Bu arada sizin canınızı sıkan bir şey mi var? Evet var. Sana ne bundan ha? Sorunumuzu sen mi çözeceksin? Bak, bize uyanıklık yapmaya kalkma. Yoksa beni karşına alırsın, anladın mı? Amca, ben ne dedim ki? Ben sadece... Bir de bana cevap mı veriyorsun? Sabrımı sınıyorsun sen. Dur. Yavaş, sakin ol biraz canım. Öfkeni niye zavallı kızdan çıkarıyorsun ki? Açıkçası kızım, köyde bir sorun çıkmış. O da bu yüzden gergin. Ama merak edilecek bir şey yok. Her şey düzelecektir. Şöyle yapalım. Sen git, biz geliriz. Aşağı ineceğiz, değil mi? Hadi yürü. Buyurun. Biz de sizi bekliyorduk.
Mabedin kapısı bir süre açık kalacak. Böylece bağışlamak istediğiniz şeyleri verebilirsiniz. Gidelim. Herkes çömleklerini dikkatlice tutsun, tamam. Eğer dua töreninden önce kırılan çömlek olursa bu uğursuzluktur. Özellikle de evli çiftler için, tamam mı? Hadi dikkatli olun, gelin. Bana bak, bugün Bihan'la Tapkin'in çömleğini kıracaksın, tamam mı? Her ne olursa olsun dua töreninden önce kır. Bu senin için çok önemli. Eğer Bihan'ı kocan olarak görüyorsan onun için bunu yapmak zorundasın. Ben sana işaret vereceğim. Sen de tam o sırada çömleği kır, tamam mı? Şimdi gülümse, gülümse, evet, güzel. Benimle birlikte Bihan ve Tapkin'in hayatını da kurtardı. Al, bu sana. Şimdi o koşenin gerçek yüzünü herkesin önünde ortaya çıkaracağım. Kadının sesi televizyondan mı geliyor? Çabuk olun. Yoksa ihtiyar mı orada? Hayır. Ses açık olduğu için başka sesler duyuyorum. Dur biraz, kısayım. Ortaya çıkın. Size bir şey söylemem gerek. Evet, korkunç bir şey oldu. Bu ihtiyar olamaz. Televizyonda genç insanlar var. Televizyon eski olduğu için böyle bir ses geliyor. Bu insanlar sahtekar. Bihan'ın hayatı tehlikede. Balu, çabuk buraya gel. Sanırım ihtiyar kadın kaçmış. Her zamanki gibi herkes önce mabedin etrafını şöyle bir dolaşsın. Sonra buradaki mumları yakıp mabede girebilirsiniz. Hadi. Bak, şimdi vakti geldi. Şuraya bak. Şuradaki çana. Biraz önce bir ip bağladım. İpin ucunu da şuradaki sütuna bağladım. Şimdi beni dinle. Sen bu ipi yaktığın zaman çana ne olacak söyle. Çan düşecek. Evet, düşecek. Şunu al, güzelce yak. Böylece o çan ne yapacak? Bihan'la Tapkin'in çömleğini kıracak. Şimdi ben onlara şurada durmalarını söyleyeyim. Sen duana başla. Onların işi bitmek üzere kızım. Ama bunu neden yapıyorsun Koşi anne? Bunu senin için yapıyorum kızım. Sen buraya Bihan için geldin değil mi? Onu kocan olarak görüyorsun. Onunla evlenip beraber yaşamak istiyorsun. Eğer bunu yapmazsan nasıl olacak? Hadi git şu ipi yak. Bihan'la Tapkin'in çömleğinin kırılması gerek. Anladın mı? Hadi. Hadi.
gelsin lütfen. Babaanne, sen burada mıydın? Sen nasıl geldin buraya? Dur. Dur diyorum bak. Sana dur diyorum. Oo. Demek benimle saklambaç oynamak istiyorsun ha? Şimdi gösteririm sana. Babaanne, seni hele bir bulayım, bak neler yapacağım. Mahvedeceğim seni. Beni duyuyor musun? Hey babaanne. Peşini asla bırakmayacağım. Bana sakın oynama. Bak. Karşıma çık. Peşini bırakmayacağım. Şimdi toplu bir dua törenine geçeceğiz. Daha sonra kendiniz dua edebilirsiniz. Aman Tanrım! Onlar neden burada duruyorlar? Burada tapkiyle bir hanın durması gerek. Çömlekleri kırılacaktı. Hey! Siz ne yapıyorsunuz burada? Neden? Bir şey yok. Bihan'la Tapki yeni evlenmiş bir çift değil mi? Onların tam burada en önde durmaları gerekiyor değil mi ama? Tamam. Madem siz duracaksınız sorun yok ama Vasundra'ya sorsanıza haksız mıyım? Tamam. Tapki gel. Senin gelinin, ona nasıl vurursun? Biz burada insanlara böyle kötü davranmayız. Bundan sonra o senin kölen değil, anladın mı? O bu evde olduğu sürece hiçbir şekilde adaletsizliğe uğramayacak. Başına bir kötülük gelmesine izin vermeyeceğim. Şankar, iyisin değil mi? Bir yerine bir şey oldu mu? Bu çan nasıl düştü? Büyük bir uğursuzluk bu. Evet, bu benim için uğursuzluk. Kırılan benim çömleğim. Ama sorun değil. Benim kocam zaten bu törende benim yanımda değil. Bu yüzden çömleğim varmış, yokmuş, bunun hiçbir önemi yok. Siz lütfen törene devam edin.
Bir de Biha'nın eşi olmak istiyorsun, öyle mi? Daha en ufak işi bile yapamıyorsun. Biha'na nasıl sözünü geçireceksin? Neden kurtardın onu? Neden çömleğinin kırılmasına izin vermedin? Söyle bakalım. Koşi anne, özür dilerim. Ama bu bana hiç doğru gelmedi. Doğru gelmedi, öyle mi? Şimdi elinin yanması belki çok doğru gelir. Hayır. Anne. Dua etmeye gelmiştik. Yat kalk dua et ki insanların içindeyiz. Şankar, ne duruyorsun, dua etsene, mabede geldik. Anne, ben çömleği bağışladım. Sen de bağışladıysan gidelim mi? Tabii, senin işin bittiyse burada durmanın anlamı yok. Yürü. Kızım, aç telefonu kızım. Tapki. Baba anne. Evet kızım, neredesiniz? Hemen eve gelin. Size önemli bir şey söylemek istiyorum ben. Baba anne, ne oldu? Sesin çok gergin geliyor. Neden bu kadar hızlı nefes alıyorsun? Tapki kızım, senin haberin yok. Bu evde korkunç bir şey olacak. Sen bilmiyorsun. Kim aradı? Telefon kesildi. Babaannem eve gelmiş. Beni Sabit Hattan aradı. Vay canına, bu harika bir haber. Annem eve geri dönmüş. Hem de evdeki törenler sona ermeden önce geri döndü. Baba, evet. Bir dakika ama sesi çok gergin geliyordu baba. Ne dedi peki? Bilmiyorum. Telefon bir anda kesildi. Duyamadım ama sesi çok korkmuş gibi geliyordu ve bizi hemen eve çağırdı. Öyle mi? Tamam, hemen gidelim. Hadi acele edin, hadi. Peder Bey, biz gidiyoruz.